hükümet Türkiye'de yoksulluk sorunu yok demişti. Yok mu? Herkes öyle. Herkes bolluk içinde demişti. Fakat bugünlerde yoksullara patates ve soğan dağıtıyor. Bu yoksullar hangi ülkenin yoksulu o zaman? Türkiye'de yoksulluk sorunu yoksa. Tabii Suriyelilere versin, bizim ihtiyacımız yok ki. Biz mezarda buluruz, soğan da çok, patates de çok. Niye yoksul, niye patates soğan dağıtıyor o zaman? Var abi, yoksulluk bilmiyorum. Var mı abi Türkiye'de? Oo, hadinden fazla. Kim sorumlusu bu kadar yoksulluğun? Sebebi nedir? Sebebi mi? Valla sebebini bilmiyorum. O yukarıdaki bilir sebebini. Abi yoksulluk yok ya. Her yer Mercedes. At arabası her yer. BMW. Valla bilmiyorum. Ben bu yaşa geldim daha bir eşekten başka bir şeye binemedim. Ama her yer Mercedes, BMW, ne olacak böyle? Herkeste lüks araba var diyor arkadaş abi. Ya araba olmasına bakmasın. Ama ben metro ile geldim. Reisimize şükürler olsun. 3,5 yapmış metroyu mesela. 60 kuruş zam niye gelmiş onu söyleyeyim. Suriyeli kardeşlerimize nargile dağıtacaklarmış. Benim hakkım helal olsun. Niye nargile dağıtıyor? Abi keyif yapsınlar. Valla. Abi dünyanın çivisi çıkmış. Boş ver. Bana bir şey sorma. Üç kağıtçıdan başka bir şey kalmamış. Hükümet Türkiye'de yoksulluk sorunu yok demişti. Evet. Fakat bugünlerde yoksullara patates ve soğan dağıtılıyor. Ne düşünüyorsun? Bu yoksullar hangi ülkenin yoksulu? Yoksul yok derken hiçbir ülkede yoksul bitmez ki. Şu caddeye bir bakar mısın? Evet. Hiç fakir insan görüyor musun bu caddede? Allah aşkına şu caddede fakir insan var mı? Kim alıyor abi bu patatesleri, soğanı? Hani ben patates, soğan görmedim. Dağıtıldığını görmediniz mi? Yok abi. Patates ve soğan. Kime dağıldı? Yeni açıklanıyor bunlar, hatta anlatılıyor böyle böyle dağıtık diye reklam yapılıyor. Abi bak şimdi ben partici değilim. Yok sorun parti meselesi. Partizanlı da değilim. Eyvallah. Ben halinden... 9 nüfusa bakan tek bir insanım. Şimdi tek bir çalışanım. Abi? Vallahi kanaat emekli ettim misin? Allah Teala veriyor. Yok. Ne ben kadar maaş çalışanım. Abi? Özel, çok özel değilse. Toplam gelirim 6,5 lira para oluyor maaşımla beraber. Ben 8-9 nüfusa bakıyorum. Siz halkımızın almıyor. Gidişatından razı değilim. Neden? Halkta nasıl işte bir problem var? İşsiz mi şu insanlar? Yok. İş dolu çalışan yok. İnşaatlarda işçi aranıyor şu anda. Niye kimse gidip çalışmıyor? Adam üniversite okumuş. Benim kim? Oğlum da üniversite okumuş. İnşaatta mı çalışıyor? Öğretmenlik gelmiyor diye gitmiyor işte beyefendi. Dinle. İnşaatçılık mı yapsın? Dinle bak abi. İnşaatçılık mı yapsın? Tamam, üniversite mezunu %25 işsiz var şu an. Şu anda üniversiteleri abi durduralım. O zaman kimse de okumasın. Benim oğlan öğretmen. Evet. Atanamadığı için bekliyor. Bekliyor şimdi ama çalışmıyor. Mezunu hammallık ya da inşaatta mı çalışsın? Hammallık yapmayacak. Ne yapabilir abi mesela? Hammallık da yaparım abi. Ben. Üniversite mezunu. Rızkım için doğru üniversite mezunu abi? Olsun abi. Bu doğru mu peki? Peki babası gidip tuvalet temizliyor. Niye temizliyor? Ya şimdi sen okudun mu? Abi ben de... Sen ne mezunusun abi? Abi ben de ortaokul mezunuyum. Abi niye üniversiteler var o zaman? Abi, her yerde üniversite, üniversite var. Üniversite niye var kardeşim? Herkes ortaokul mezunu bak, olsun. Bak şimdi abi. Olacak, bu işlem işleyecek. Öğretmen olmak için okumadı mı? Öğretmen olmak için okuttuk. Niye olamadı? Öğretmen oldu şu anda. Her şey tamam. Atanamıyor. Milyonlarca atanamıyor. Sadece kendisi. Şimdi atanamıyor çocuk. Bak çocukta da suçu bulmuyorum. Atanamıyor. Az önce kızdın oğlana da o yüzden. Bak dedim. Oğlana neden kızıyorum? Ben oğluma kızmıyorum. Değil ben tarlamı çayırımı bırakmış gelmiş burada çalışıyorum. Niye bıraktım geldim? Kötü hayat şartlarından olabilir mi abi? Köyde yaşayan bir insanın hayat şartlarıyla bu şehirde, büyük şehirlerde yaşayan insanın hayat şartları aynı mı? Niye kötü olsun onu soruyorum. Köyde yaşayan insanların hayat şartları toplumu, köyde yaşayan insanların daha çok baskı görmesinden dolayı oluyor. Git abi bir Tunceli'ye, git abi bir Diyarbakır'a, köylere bir bak. Sen devletin yaptığını şu anda gözün görüyor mu? Abi sen bana söyle, ben sana diyeyim hani hükümet eyvallah diyeyim, şey yapayım. Yani demiyor. Tabii ki de devlet yönetenlerden bahsediyor. Şimdi devlet demek Türkiye devletin soyut bir kavram. Can kardeşim devletin ne yapmasını bekliyorsun sen? Devlet değil, hükümet abi. Hükümetin ne yapması gerekiyor? Bir, insanları gayet rahat, refah bir şekilde yaşatması gerekiyor. İnsanların aklında hiçbir şekilde... Çalış kardeşim. Ayrı bir işte de çalışıyorum, ayrıyeten okuyorum da. Benim çalışma, ama bak güzel olabilir, fakat benim çalışma gibi bir şeyimin olmaması gerekiyor, anladın mı abi? Bir insan okuma çağındayken, bak abi okuma çağındayken bir insan sadece o işi okul olması lazım. İşler. Abi konuyu çok saptırıyorsun Allah aşkına, gözünü seveyim ya, yapma hani muhabbeti şurada şey yapmıyor, saptırma. Şimdi anlamadım, sen şeriat mı istiyorsun abi? Abi ben şeriatı her zaman için isterim. Söylediklerin anayasaya aykırı bu arada, onu da söyleyeyim. Ben şeriatı her zaman isterim, evet. Ben partici değilim. Ben de partisiyim abi. İnan partici değilim hani. Hiç yani ben rahat yaşayayım. Hani ben köylüyüm de abi. Devlet hiçbir yeri arkasına almamıştır. Hiçbir terörizmi de arkasına almamıştır. Bir doğuyla. Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye kim çıkardı abi? Arkasına almadı diyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Erdoğan'ı da yaptıklarıyla seviyorum bak. Sevebilirsin abi. Sev canım. Şey değil. Helal olsun. Çok yaptığı şey var. Yanlış yaptığı şey de var. Neye dayanarak helal olsun abi? Neye dayanarak? Niye neye dayanarak? Görüyor musun? Halini görüyor musun? Ne var halkın hali? Bak panik. Herkes eve yetişmesi Allah için. Allah verdi bu hastalığı sana. Tayyip Allah vermedi. Akıllı ol. Allah akıllı verdi de. Niye 30 bin 40 bin
kapalı türbün şeyde salonda insan vardı. Ya ha? Abim siz... Ya bırak abi bunları be, bırak abi ya. Abi sen yönet o zaman, çık sen yönet. Abi o zaman önlemini alacaktı o. O zaman 40 bin kişiyi dolduracağına. Allah'ın verdiği bir hastalığı, tamam mı? Ona bir şey diyemem. Ne senin o tıbbın kurtaracak, ne senin Tayyip Bey'in kurtaracak, ne de ben kurtaracağım, ne de sen kurtaracaksın. Abi diyor kongre düzenledi diyor. Vakaların kişi, hani kongre muhabbetleri Allah'ın verdiği şey başka bir şey abi. Önlemini almadın. Niye almadın? Kongrezden önce. Niye? Bak herkes barda, pavyonda, cazda, cuzda değil mi? Kim? Oraya gidenken kongre yok. Ya nerede? Barlar, carlar hepsi kapalıydı abi. Allah'ın sevsiz susun ya. Kapalı mekanlar abi. Abi. 30, o düşecekti. O kongrede 30 bin 40 bin kişi de oldurmayacaktı. Abi verme oyunu, tamam. Ha? Verme oyunu. Anlamıyor ki abi, sen benim. Ben seviyorum, ben veriyorum. Sen abi, sevmiyorsun sen verme. Ben partilerinde, ben halk aleyhinde konuşuyorum ben. Ben Türk vatandaşıyım. Ha, Türk'üm. Panik için. Ceza yememesi için. Türkiye'yi de çok seviyorum. Ha. Tamam hepimiz mı? Seviyoruz. Elhamdülillah abi. Müslümanız, Türk'üz. Biz demiyoruz ki gavururuz. Müslümanız niye onu bunu eleştiriyor? Terörist de değiliz. Müslüman oruç ağız onu bunu eleştirir mi? Ha? Kendisi eleştiriyor ya. Eleştirmiyor. Nasıl eleştiriyor? Abi, herkes eleştirebilir ya. Abi sen şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Ben şey yapıyorum diyorsun ya abi. Olmaz sen, abi. Oroçuz abi. Ben oroçum. Bu ülkeye bak abi. Bu ülkeye eğer şeriat yakışıyor olsaydı abi eğer. Mustafa Kemal Atatürk zaten en baştan getirdi abi. Hani ülkemi seviyorum şey yapıyorum falan filan diyor abi. Kalkmış şeriat diyor. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Neyin bak, böyle kavgasını yapıyoruz? Dilenenleri görüyor musun dilenenleri? Hep bizim vatandaşımız. Suriyelilere para veriyor. Nasıl olacak o? Sen de Suriyelilerin durumuna gelebilirsin. Biz aynı duruma düşsek Arap ülkesi bizi kabul etmez. Sen de gelebilirsin. Etmez. Arap ülkesi bizi kabul etmez. Kardeşim. Ya yaptığı şeyleri göster ya. Abi ne yapmamış ki? Ne yaptı abi? Abi hiç gözün sen görmüyor hiç, o araban zaman. Araban var mı senin araban? Araban var mı? Merkezin mi? Gitsene bakayım Osman ya. Gazi Köprüsü'ne. Ne yapmadı? Ya çaldı. Çaldı. Çocuğunu zengin etti. Torunlarını geleceğini ileri götürdü. Aa. Yaptı. Yol yaptı. Benim sen paramla onu, yol yaptı. Sen de benim vergimle yol yaptı. Hayla. Ben özel arabayla gittim 400 lira 85 para. 85 milyon insan var da senin vergin kaç para diyorsun? Hesap yaparken. Benim vergime ne düşer kardeşim? Ya, sen maaş alıyorsun dayı. Anlaşılan sen maaş alıyorsun. Ha, veriyor musun? Ne kim? Kadar maaş alıyorsun abi? Ben mi? Ben işçiyim. Ben kadar? Ne kadar? Ha? Aldım 2 milyar 850. Ben de işçiyim. Buyurun abi. Abi ben maaşımla beraber toplam tamam, ben param. Ben bilmiyorum ne alıyorsun başka. Ben bilmiyorum. Senin para kazancın bu. Ben engelliyim. 9 nüfus. Ben de engelliyim kardeşim. Engelli kalmış emekli oldum. Abim. Bana bağlı para 1.800-1.900 lira para ya. Abim ne yapalım ya. Yani? Ha? Şimdi herkesin cebine sen 20 ya, milyar mı koyalım? Yaptığı şeyler çok iyi diyorsun ya. Göster bana yaptığı şeylerini. Ben de alıyorum 3.5 lira. Sen de alıyorsun 3.5 lira. Ya dayı bırak Allah'ını seversen. Dayı aç millet. Aç. Ölüyor. Güzel ölüyor. Abi, ne yapalım? Ölüyor. Abi. Ölüyor. Güzel abim. Yandaşları alıyor. Doğru söylüyor. Hükümet, iktidar daha önce yoksulluk sorunu yok demişti Türkiye'de. Bugünlerde patates ve soğan dağıtılıyor yoksullara. Türkiye'nin 20 milyonu zengin, 40 milyon, geri kalan 60 milyonu fakir. Orta sınıf değil. Zengini zengin etti, fakiri fakir onu etti. Onu zaten söylüyoruz. Yani, bu yoksulluğun sorumlusu kimdir abi? Tabii ki hükümet. İdare edenler. Tabii ki hükümet. Yoksulluğun sorumlusu idare edenler. Sen ben mi abi onlar? Yani bu ülkeyi kim idare ediyorsa bunun sorumlusu odur. Zenginlere para veriyor devlet, fakirlere vermiyor bir şey. Tam da o konuyla ilgili soracağım. Ha. Hükümet Türkiye'de yoksulluk sorunu yok demişti. Yoksulluk sorunu olmaz olur mu? Malzeme satmasam hırsızlık yapacağım. Bir şey edeceğim ama bu malzeme satmak kötü yollardan koruyor beni. Malzeme satmasam aç kalacağım, dışarıda kalacağım. Evim barkım yok, köyümde de yok benim evim barkım. Hükümet patates ve soğan dağıtıyormuş. Soğan, acı soğanı dağıtıyor, milleti öldüre. O dolar, o Kılıçdaroğlu soruyu, doları ne yapmış o 128 milyar doları? Ne yapmış devlet? Ne yapmıştır abi? Ne yapacak Bilal Erdoğan? Akrabaları zaten hükümetimiz yakın akraba. Ben AK Parti'ye de verdim oyumu. AK Parti'ye de verdiğim için pişmanım şu anda. Pişmanım tabii. Yarın seçim olsa hiçbirine abi vermiyorum. Hiçbir partiyi sevmiyorum. Türkiye'de abi düzgün. Hiçbir partiyi sevmiyorum. Yine en iyi o kadın Akşener. 2 sene önce belediyeler devlet patates soğan satmak için uğraşıyordu. Özel şey kurdular, pazar tanzim kurdular. Tanzim kuyruklarını oluşturdular. Bugün bedava veriyorlar. Bu aradaki dengeyi sağlayamamak vatandaşın suçu değil. Mutlaka burada idarecilerin kendilerini bir öz eleştiride bulunması lazım. Bugün bedava verdiğini o gün niye sıraya sokuyor veya o gün niye sıraya soktuğuna bugün bedava veriyor? Aradaki dengeyi kuramadığınız zaman böyle absürt bir durum ortaya çıkmış oluyor. İktidar daha önce Türkiye'de yoksulluk sorunu yok demişti. Fakat bugünlerde patates ve soğan dağıtılıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet, duyuyorum. Peki bu yoksullara dağıtılıyor bu patates soğan? Hangi ülkenin yoksulları?
yoksulları bunlar. Türkiye yoksulları. Peki yoksulluk sorunu yok dedi. Var. Var mı? Neden var öyle dedi o zaman? Zengin zengini düşünüyor zaten. Fakir fakir düşünen var mı? Siz nasıl görüyorsunuz abi? Ben yoksulum herkes. Ben bir seneden beri işe gitmiyorum. Kısa dönem çalışma ödenekli. Nereden geçiniyorsun abi peki? Kısa dönem. O da bitti artık. O da bitti. Kısa ödenek işte. Ona bakacağız işte. Başımızın çaresine bakacağız. Çıkışlar da yok. Nasıl bakacaksın abi? Bilmiyorum bakacağım. Ya çalıp çırpacağız ya da. Ya da bir şeyler yapacağız. Ona mı itiyor insanları? Belki ona itiyordur belki de. Yani hırsızlığın artmasına sebep olur mu bu kadar? Olmaz da yani. Yani üç kağıtçılığa düşer yani her şey. Ha şimdi şunu söyleyeyim. Bana patates verdiği zaman da bana bu patatese muhtaç eden kişi kim? Ben onu sormam lazım önce. Tamam mı? Ben bunu sormam lazım ki. Öyle ben o patatesi bana veriyor diye sevindiğim zaman da bir şey olmaz bu. Biz şimdi yani yıllar öncesinde soğan dağıttılar. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Siz daha iyisini biliyorsunuz. O vaziyette mi Türkiye? Aynen aynen o vaziyette. Millet aç soğanla patatesle kandırmıyor. Bunun sorumlusu kim abi bu yoksulluğun? Abi yine ben bunu sorumlusu yine halk diyeyim. Neden? Abi seçerken iyi seçeceksin. Yarın sandık olduğu zaman da iyi bileceksin. Kimin yönetildiğini, kim yönettiğini iyi bileceksin. Ona göre hareket edecek. Halk yani ben başkası kimse değil ya. Ben yazdım ben TC kimlikten yazdım. Ben patates soğan gönderecek. Gönderecek mi? He. Peki Türkiye'de yoksulluk sorunu yoksa neden patates soğan dağıtılıyor? Yok diye işte. Kendilerinde para var bizde yok ha. Patates soğan kime dağıtılıyor zaten? Nerede bu yoksullar? Vallahi. Hangi ülkenin yoksulu bunlar? Ya yalan hepsi. Sen yalan. Ne durumdasın abi? Akşama kadar inşaatta çalışacak o da iş bulursak çalışacak. Bulamazsak acıyız. Her zaman olmuyor mu? Yok nerede olacak ya? Yoksulluk sorunu olmayan bir ülke bu mu? Türkiye mi? Türkiye zaten açlık seviyesinde duruyor. Neden bu şekilde söylüyor peki hükümet genel olarak? Hükümetin zaten yapacağı şey yok. 19 yılda Türkiye'nin geldiği konum... Bitti Türkiye. Öyle mi? Aynen öyle. Nasıl bitirdi de? Kim bitirdi? AKP. Var mı Türkiye'de bu durumdan kurtarabilecek insanlar? Zannetmiyorum. Muhalefet de mi yetersiz? Muhalefet yetersiz. Battık bittik o zaman abi. Aynen öyle. Bayağı çökmüşüz yani. Yani AKP'nin elindeyiz. Şu anda hükümet dış güçlere fena halde tutulmuş durumda. Ya, her olumsuz durumda evet dış güçler. Şu an şu pandemi olayı da Türkiye'yi çok etkiledi. Sen bugün biliyor musun Amerika kendi başına yönetiliyor. Kim yönetiyor? Ya Amerika'yı yöneten bir hobi var hobi bolu yani onlar yönetiyorlar ya. Bir hobi var hobi bolu yani onlar yönetiyorlar ya. Ne demek bu? Yani bu ne demek? Zenginler, aşırı zenginler istediklerini yapıyorlar. Peki Amerikan halkı çok yoksulluk içinde mi böyle olmasın? Bence yani pek basına yansımıyor ama Türkiye'den çok beter yerleri vardır Amerika'nın. Gerçekten varmış. Daha bitik durumda mı? Tabii de yani çok yani bu cüne ben Almanya'da da kaldım. Almanya'da da aynı. Tabii yoksulluk devam ediyor. Yani bu yoksulluk sadece Türkiye'nin yoksulluğu değil. Türkiye hala daha o şey yani o kalkınmaya yani bu iktidarın şeysi değil. Geçmişlerin çok bahanesi var. Hep IMF vermiş, Türkiye yemiş. IMF vermiş, Türkiye yemiş. Bu hallere düşmüşüz. Şu anda peki IMF'nin üstüne Türkiye'nin toplam dış borcu 449 milyar dolar. Hükümet Türkiye'de yoksulluk sorunu yok demişti daha önce. Evet. Fakat bugünlerde bilmiyorum duydunuz mu? Patates ve soğan dağıtıyor yoksullara. Hı hı. Bu yoksullar hangi ülkenin yoksuludur o zaman? Yani ben de anlam veremiyorum açıkçası. İlginç. Neden o zaman yoksulluk sorunu yok diyor hükümet? Eğer yoksulluk. Kendilerini öyle inandırmak istedikleri içindir belki. Kendilerini inandırmak için mi yapıyorlar? Ha evet. Bu şekilde yani insanları da inandırmak için. Bu şekilde o şekilde konuşuyor yönetim olabilirler. Tarzı... Desteklemiyorum kesinlikle. İnsanlar inanır mı ki buna? Yani inananlar da var tabii ki çevremde duyuyorum ama yani şahsen ben inanmıyorum. İnsanların da inanmaması gerektiğini düşünüyorum. Vallahi aklımızı aldılar. Yani bu yaş 46. Evet. Çocukken bilmiyorduk. Yiyorduk, içiyorduk ama öğrendiğimiz sıra akıl makıl kalmadı bizde. Neden her kalmadı şey... abi? Çünkü yani bu ülkede hani bu ülkenin bir vatandaşı olarak yaşayamadık. Şu anda Türkiye'de bir yoksulluk sorunu var mı? Her zaman var. Yani bizi köle ediyorlar, başka bir şey yok. Maalesef. Kim yapıyor bunu? Bu yoksulluğun sorumlusu kimdir, nelerdir? Kim olacak? Biz yönetenler. Yani AB Partisi fark etmiyor. Ben bunlar mesela elimdeki sigara 30 yıldır içiyorum. Bununla vergi ödüyorum. Her gün hani hiç ekonomi olmasa bile her gün devlete ben 10 lira 20 lira da vergi ödüyorum. O kadar basit yani. Bunun başka şey yok. Tamam. Desteklediniz mi peki hükümeti? Ben şu ana kadar hiçbir siyasi partiye destek vermedim.